Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Ne yaparsınız, ne dersiniz, inşallah haliniz, hatırınız iyidir. Hamdolsun ben iyiyim. Kalktım arkadaşlar, sabah kahvaltısı hazırlıyorum, çayımı çektim. Bu arada ne yapacak diye sorarsanız arkadaşlar, bugün şöyle dilimlenmiş burada ekmekler vardı arkadaşlar, misafirimiz vardı. Misafirden kalan ekmeklerimi hem değerlendireceğim hem hiç denmesin. Burada görmüş olduğunuz gibi canlarım benim. Elimde şöyle kaşarım var. Burada biraz kıymam var. Biraz da kavruklanmış. Arkadaşlar mantarım var. İki yumurta var. Salça var. Zeytinyağı var. Daha ne olsun. Bir de şimdi kaşarlarım şöyle. Bugün arkadaşlar dedim fırında mini mini şöyle. Şimdi düşündüm. Ekmek kızartayım dedim arkadaşlar. Ekmeği kızarttığım zaman yağlı, çok yağlı oluyor. Eşim de diyecek, Hatice diyecek, bunu diyecek, mideme dokunuyor diyecek, bu kadar yağlıyı niye yaptım diyecek. Ama dedim ben de hemen ne yapayım dedim arkadaşlar, yağsız. Şöyle dedim, hemen dedim fırına dedim, tepsiye dedim. Vereyim ki ne dedim, böyle güzel mis gibi dedim, yiyelim dedim kaşarla yumurtayla. Şimdi o kadar bile güzel oluyor kızım. Arkadaşlar hep günaydın, yok mu? Günaydın arkadaşlar. Var, neden olmasın? Ha, şimdi. Ben senin konuşmanın bitmesini beklemiştim. Ondan bazen unutuyor mu dedim. Herhalde onun için. Unutmuyorum. Bazen konuşuyorsun. Evet, sözümü kesmek evet, istedim. Sözünü kesmemek için konuşmuyorum. Arkadaşlar tezgahım üstü temiz. Nasıl olsa her o çamaşır suyuna şeyine silinen bir şey atmayacağım. Arkadaşlar. Şimdi ah yavrum anam nasıl yapacak diye sorarsam. Şimdi tepsiye sıvı yağ gezdirmişsin sanırım. Sıvı yağını gezdirdim. Şöyle ekmek yardımıyla kızım şöyle. Yapışmasın değilim, tamam mı kızım? Annem de maşallah her şey var, ne güzel yağladın. Normalde şey kullanıyorlar arkadaşlar, fırça. Annem ekmek yardımıyla. Ama aynen, ekmeği kızım. De yağladın. Ekmekler de şöyle yani. Yağlı olmasın dedin. Biri de ufak, biri de büyük. Bak. Elif bu şeyde senin de hiç mentürem yok. Neyim yok? Mentüresi mi? Simetri mi? Aman işte dilim. Yo benim. Benim vardır. Aslında da ben dün misafirimiz var sofrayı bekletmeyeyim diye doğradım. Ne bileyim ben kızım. Sen sürekli anne hadi çabuk çabuk dediğin için. Bir tepsi yiyelim mi yakın? Ekmek var mı? Ekmeğimiz var. Ekmeğimiz çok. Ekmek var da. Şimdi ekmek tepsi az gelecek bu. Yani, yeterli bence. Şöyle normal ortala. Vallahi bir tek yetmez. Ağzımız sardığında yiyor biz bunu. Acak canına yiyin. Babamla ikiniz yiyin bugün. Ben yemeyeceğim fazla. Niye ki ne? O ne demek? Bu aralar çok fazla yiyorum da. Artık kendime dur demem lazım. Arkadaşlar şimdi öyledir. Akşam ne için yine diye hemen açıklayayım ben konuşacağım arkadaşlar. Akşam yatarken yine Gülcan'la tost mu yediniz? Gülcan tost yemedi, ben yedim. Gülcan şey yedi, yemek yedi. Yemek mi yedi? Evet. Tostu yesen miydin gene? Bendim. Onun için yemeyeceğim diye. Sen baya. Şimdi şöyle kızım. Acıktım ama ne yapayım? Şimdi şöyle çok az kızım. Arkadaşlar şöyle üzerine zeytinyağı canlarım bu. Az bir şey yap. Kuru olmasın diye şöyle tadımlık. Normalde tereyağı koyalım. Bu sefer... Zeytinyağı. Babam hani zeytinyağı nerede buna ne koydunuz diyecek diye. Zeytinyağı güzel yavrum. Şimdi arkadaşlar bunun içine de şöyle elini şöyle salça. Ekmeğimize gezdirmedin zeytinyağını. Şunlar da var ya sürdüm ya. Şu küçüğü et de. Bak şunlar. Bir tane de kalsın kızım. Tamam kalsın. Şimdi şöylece ikisine arkadaşlar salçalı ekmek yapacağım. İki tane. Salçalı ekmek yedin mi sen kızım? Onun üstünde bir biraz pul biber gezelet, bak nasıl güzel olurdu. Pul biber koymayacağım. Sade mi yapacağım? Sade yiyeceğim. Tamam, nasıl yapmak istiyorsan öyle yap. Ama acılı o daha güzel olur diye düşündüm. Acılı dolu da, aha döktüm. Nazar ettim sana. Ben nazarı diyorum, senin nazarın daha iyi onu diyeyim sana. Etmesem de değiyor. Bilmiyorum, etmiyor ama gene de değiyor. Nazar onu yenip de var arkadaşlar. Elif geldi diye bunu. Ben de miyim? Şimdi diğerlerini ne yapıyoruz? Yumurta. Şimdi diğerlerine kızım. Kaşar. Kıyma var mı? Var. Mantar. Kıymamız var. Annem kıyma var.
O kıymalılar büyük bir ihtimal mantarları babam yer diye düşünüyorum. Babam da yer anam. Aha, yumurta koyuyorsun içerisine. Yumurta da koyuyorum. Oo, nasıl yemin güzel olmasın. İki tane şimdi yumurtasından koyduk. Tamam. Çayımız demlemiş. Mantar, kıyma. Kavurduydum yani. Soğanla içine de biraz daha kıyma koydum. Bir de yumurta çırpacağım şimdi. Sen dedin siz yemeyin ama ben bunu size yedireceğim diyorsun değil mi? Öyle evet yapıyorum. Arkadaşlar. Öyle yok. Yeneceğim. Hatice Hanım bir şekilde bizi böyle. Değerlendirmek lazım. Ben çok şikayetçiyim bu Hatice Hanım'dan. Niye ki ne? Çöp atacak halim yok. Belki bunu yiyeceğiz. Kolay yok. Hazır. Şimdi de diyecek oh diyecek ne güzel böyle lezzetli lezzetli olmuş yiyeceğim diyeceğim baba. Yer kızım yer öyle der. Yumurtayla şöyle aksın bir şey olmaz. O zaten hani yumurta olduğu için akacak bence. Direkt ortasına koy. Ekmek de elik daha doğru yaydı iyi olacaktı da. Bu şey yumurtası oldu da biraz koy onu yani. Şibinin yumurtasını niye koydun sen de? Normal yumurta. Tavlarınki yok muydu? Ben şibiyi seviyorum. Şibilerimi de seviyorum. O kıyma alacağına aksın. Akarsa ama şey fırın tepsisinin içine atıyor. Az koy. Dolu dolu. Kalanını da gene şeyde yapabilirsin. Tavada pişirebilirsin. Dolu dolu olsun. Boş. Dolu dolu olsun. Olmasın. Boş olmasın. Değerlendirelim. Arkadaşlar mantarlı. Ne mantarıydı bu? Bu. Onu bilemedi işte. Hatırlayamadı. Koçak. Koçak. Koçak mantarı. Saçak. Karnıca değil. Koçak mantar anne. Anne şu şeyleri üzerine mi koyacağım? Kaşarlarla. Aynen öyle ya. Onun üstüne vereceğim şimdi. Anladım. Ben onu hepsini değerlendireceğim. Boşa vermeyeceğim ya. Arkadaşlar böyle bu şekilde bakıyorsun. Avının tadı olur mu diyorsun. Ama gerçekten piştiği zaman da lezzetli oluyor. Kaşarlarla yapmıyor musun? Koy kızım. Salçalıya koymayacaksın. Salçalıya korsan koy koy. Üstüne koy bir şey olmaz. Salçalıya. Ne olacak? Bence salçalı öyle daha lezzetli olmuyor mu? Yok. Üstüne ekebilirsin. Hiçbir şey olmaz. Kaçınma. Koyalım. Neyi kaçınmayayım? Kaşar mı? Evet arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kaşarını da koydular. Biraz daha kaşar koyabilirsiniz. Yeter canım. İyi yeter o zaman. Sen koy dediğin için yeter diyor baba. Bir yandan da bir yandan da eli durmuyor. Yeter koyma desem koymayacak. Değil mi? Onu evet. Onu mu yani onu mu kıracak? Hadi fırına. Aha koyalım. Onu kırayım al ya vallahi billahi. Bu arada arkadaşlar bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aynen ya. Bayat ekmek de arkadaşlar bizim burada kesinlikle çöpe giden hiçbir yiyecek gıda yoktur. Biz olmasa tavuklarımız var. Evet. Tavuklar olmasa kedilerimiz var arkadaşlar. Hadi bakayım. Bu da tavuklarım arkadaşlar. Evet. Bak burada da bakın arkadaşlar. Burada da kedilerimiz var arkadaşlar. Mamalarını verdim. Oraya sıcak sularını verdim. Her akşam gündüz bazen donuyor arkadaşlar suları. Böyle döküyorum. Sıcak su koyuyorum ılık. Afiyetçe içiyorlar. Bugün bir tanesi yok. Nerededir bilmiyorum. Yok. Küçük beyaz sevimli beyaz vardı. O kayıp. İnşallah şoke. Ana. Olabilir kızım. Elim yandı. Elin mi yandı? Kesin ıslak mendil demişim. Arkadaşlar. Başımıza bir talihsizlik geldi. Ezak zalmış. Talihsizlik geldi arkadaşlar. Elektrikler şarj mı neye yaptı? Ne? Arıza. Arıza yaptı. Şeyde var, ışıklar yanmıyor. Tam içine koyduk arkadaşlar. Işıklar gitti. Tam saat 10'dan 11'e kadar 1 saattir eşim. Ona uğraştı, onu yaptı. Sağ olsun, var olsun. Allah'tan diye. Kızım şimdi elektrikçiye anıyor. Anamasa çağıraydı. Ne diyor babam biliyor musun? 1,5 milyara yapmazlardı diyor. Allah'tan ki arkadaşlar buldu, yaptı, ellerine, kollarına sağlık diyor. Tüpümüz de bitmek üzere anne. Çayımız kaynamış. Olsun. Onda da vardır bir keramet kızım. Ne yapalım? Bunlar arkadaşlar benim salçalı kızım. Ellerine sağlık oldu. Anne. Mis gibi olmuş. Yapılana şey olmuyor. Hiç şey oldu da arkadaşlar. Fırında bekledi arkadaşlar ister istemez. Bir saat boyunca. Tam fırına attın. Elektrik daha gitmiş. Tamam. Baktı. Işıklar gidiverdi. Işıkçımız Allah razı olsun bir kere daha bir kere. Işıkçımız var bayılı yavrum. Anlıyor Allah'tan baba. Işıkçımız tabii canım. Anlamasa zor. Aynen öyle.
Şimdi şöyle de o mis gibi olmuş kızım. Kaşar yapışmış ekmeğe. Mantarlı, kaşarlı, yumurtalı arkadaşlar ekmekleri bu arada böyle hem değerlendirdim. Kurcan gelecek mi? Anne bu arada elindekini boşuna kullanıyorsun sen şu anda. Ben böyle kaldırmak için. Çayda doldur. Dolduruyor mu? Doldur baba. Elektrikçiyim. Teşekkür ettim. Yoksa sen olmasaydın vallahi acımızdan ölürdük biz. Ya başka zaman hiç öyle demiyorum. Bu arada çayımız da var bu ya çok güzel oluyor. Bu acıktan öyle. Su çok iyiymiş bu sefer. Bu acıktan devam hadi git de git. Aynen. İşine gelirse iyi arkadaşlar. İşine aynen. Olması... Kovuyor. Ne? Kovuyor. Hadi Gürcan. Neyse diyor baba. Gürcan'ı orada koyun. Baba hadi kayak geçeyim o yemeyeceğim dedi. Yemeyeceğim dedi ama geliyor sana. Baba hadi kayak geçtim kızım şöylece. Adamcağım hadi bir saniye şunlarla uğraşayım. Hadi kızım. Geleyim mi gelmeyeyim ona göre. Ne diyor? Bilmiyorum. O yemez kızım o zaman sabah kalk. Babam bugün saçının şeklini değiştirmiş anne. Ne yapıyorsun? O ne demek yani kızım? Sen de adamlarla uğraşma ha. Ben böyle elmanın şahı veriyorum. Tarak kullanmıyorum. Şu an limon suyu sıktıydım. Tamam anne. Hep babam benimle uğraşıyordu. Bugün de ben onu uğraşayım. Gel geçelim. Hadi soframıza geçelim. Alayım. Vereyim bir saniye. Hamdolsun böyle. Bu arada dur ya. Anne hırkamı ben çıkarmadım. Allah yok yok. Üşüyor mu? Hava iyi kızım. Hava iyi de. Güneşli yer. Gene güneşli de içeri soğuk. Arkadaşlar. Etekler ağacım yaptım. Çay verin mi? O halime sıktı mıdır? Arkadaşlar, canlarım. Gelin beraber yiyek diyorum. Gerçekten ne mantarıydı? Kültür mantarıyla kıymalı, soğanlı, kavurmalı. Kültür mü yaptı şimdi annem? Ne yaptı? Mantarın ismi neydi? Kültür değerli be. Arkadaşlar, doğada toplanan mantar. Hatice'nin konservesini yaptı. Koçak ha? Ben de unuttum. Kanlıcayla koçağı saçağa katayım. Ne yapayım? Yumurtalı, salçalı gelin beraber yiyek diyorum canlarım. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Bugünkü videom bu kadar diyorum. Kanalımıza abone olursanız hoşça kalın canlarım benim. Hoşça kalın arkadaşlar. Ne yapıyorsun anne? Hoşça kalın arkadaşlar. Kızım. Efendim? Bir benim tabağıma bak. Bir de annenin tabağını görüyor musun arkadaşlar? Bakın. Niye? Bu benim tabağım. Yok yedikçe vereceğim bu ya. Bu da Elif'in. Elif'i yiyeceğim dedi de onun için. Elif az yiyeceğim. Ve de bana büyüklerini koymuşsun zaten.